вам ехать. Yani hastaneye gidemedim. Hiçbir yere arabalara binemedim. Savcıya gittik. Her şeyini yaptık işte. Nüfus düzenlemesini habere çıktıktan sonra oldu. Ondan sonra geri tekrar gittik. Bu seçim kurulu şey çıkmıştı, listeler. Listede ben görükmüyüm. Geri tekrar nüfusa gittik. Ama ben gittim oradan nüfusa birbirine kattım. Kızdım orada. Orada kızınca bizim adam komadı. Sus dedi. Oradan çıktık. Geri hekimhana geldik. Hekimhanın seçim kuruluna geldik. Dedik böyle böyle dedik. Seçim kurulu dedik tamam yapacağım dedi. O da yapmamıştı. Geri geçen gün gene gittik ondan liste çıktıktan sonra. Dedik niye yapmadın? Bana diyor ki diyor bir oy için diyor sen diyor niye böyle çabalıyorsun? Ben de dedim ki tamam da ben insan değil miyim dedim ben bir oy için. Bir oy için değil dedim. Yani dedim, ben dedim sürekli ölüm oranımı gösteriyorsunuz dedim. Geçen gün de telefon ettiler. Tamam düzene girdi dedi. Düzene girdi deyince oldu mu olmadı mı işte ikinci listeye bakacak. Tamam. Ben şimdi kızımın yanına geldim, tatile çıktım. Hiçbir yere gidemedim. Şimdi Şırnak'a gideceğim, oğlanın yanına bakacağım hele. Binebiliyor mu otobüslere? Ama dün gittim hastaneye gittim, giriş yaptım, bir şey yok. Seyahata çıkacağım. Herif diyor zaten, diyor, avrat diyor, şey ayrıldı diyor, hanım diyor. Tatile çıktı diyor, komşular soruyor. İllekilerin ben dedim olarak görüp dedim yani dedim şey mi oluyorsunuz dedim. Orada biraz daha tartıştık. Tartışınca bizim adam koymadı. Yani mesela kimliğimi alsam da yolda polis eşimi durdursa bile arabayla ben göstermiyordum yani. Ben sesimi çıkartmıyordum. Ben işaret atsalar ben ne yapacaktım? Sus yatacaktım içeride. Şimdi gönül rahatlığı. Evet şimdi çok şükür rahat şey olduk yani. Bir yere çıkamadım. Mesela Ankara'ya kız kardeşimin oğlun düğünü vardı gidemedim. Ben dedim benden küçük ya dedim bacı gelemem dedim. Çünkü beni tutuklarlarsa ben ne yapacağım dedim.